Soru şu. Start butonuna basıyoruz. Çıkış veriyoruz. Start butonundan elimizi çekiyoruz. Çıkış kesiliyor. Bu sizin normal bildiğiniz kesik çalışma. Yani butona basıyorsunuz, çıkış veriyor. Butondan elinizi çektiğiniz zaman çıkışı kesiyor. Bunu öğrendiğiniz en temel devresi bunun ne? Örneğin girişimiz input 0.0 olsun. Input 0.0. Q 0.0'da çıkış versin. Input 0.0'a bastığımızda Q 0.0 çıkış veriyor. Nedir? Input 0.0 butonuna dışarıda basıyoruz. Input 0.0 hafıza alanı ne oluyor? 1 olduğu zaman kontağını kapıyor ve Q 0.0'a çıkış veriyor. Bu sefer Q 0.0'ın hafıza alanındaki yeri ne oluyor? 1 oluyor. Input 0.0'dan elinizi çektiğinizde input 0.0 klavyesindeki enerji kesiliyor, hafıza alanındaki yeri bunun 0'a düşüyor ve normalde açık konumuna ne yapıyor? Tekrar geri geliyor. Normalde açık konumuna geri geldiği zaman da enerji akışı kesiliyor ve Q 0.0'ın hafıza alanı tekrar 0'a düşüyor. Bu normal bildiğimiz kesik çalışmanın en temel hali. Bunu set ve reset devreleriyle yapalım. Tamam mı? Ha, mantıklı mı? Bunu set ve reset devreleriyle yapmak mantıklı değil. Ama burada önemli olan şu, set ve resetleri veya diğer çözüm yollarını bu problem içerisine gömerek problemin diğer bakış açılarıyla çözmeye çalışmak. Bunu set ve resetle yapacak olsak ne yaparız? Input 0.0 diyelim. Q 0.0 setler, bir bit setleme yapar. Ha, bastık. Input 0.0'a, Q 0.0'ı çalıştırdı, setledi. Ama istediğimiz şey ne? Input 0.0'dan elimizi çektiğimizde de Q 0.0'ın durması. Bu şartlar altında input 0.0'dan elimizi çektiğimizde Q 0.0 duruyor mu? Durmuyor. Siz de ses verebilirsiniz beyler, şey değil. Normal sınıf ortamı. Durmuyor. Şimdi ben bunu P kontağı eklesem, deneme çalışmasında bir değişiklik olur mu? Olmadı. Input 0.0'a basıyoruz. Q 0.0'ına çıkış veriyor. İstediğim şey neydi? Butondan elimi çektiğimde ise bunun durmasıydı. Butondan elimi çekmem benim negatif kenarım. O zaman yine input 0.0'a, input 0.0'ın çıkışına bir tane de N kontağı ekleriz. N kontağıyla da az önce çalıştırmış olduğum Q 0.0'ı bir bit resetledim. Şimdi ne oldu? Devre şu. Input 0.0'a bastım. Bastığım anda P yükselen kenarı gördü, Q 0.0 setledi. Bu bastığım çevrimde bir çıkışını verdi ve bu hafıza alanını bir yaptı. Geliyorum aşağıya, bu kontak kapandı ama input 0.0 negatif kenar olduğu için enerji akışı yok. İkinci çevirime dönsek dahi input 0.0 kapalı dahi olsa artık bir çevirim bir vermiştir ve o da setlendiği için set halini sürdürüyordur. Şimdi elimi çektiğimde ne olacak? Elimi çektiğim anda artık zaten buradan bir beslemesi yok. Bir çevrim verdi, ondan sonra çıkış vermeyecek. Elimi çektiğim anda input 0.0 negatif kenarı görecek, negatif kenar o çevrim çıkışına gir verecek ve Q 0.0'ı ne yapacaktır? Resetleyecektir. Ondan sonra da bir sonraki çevrimde ne verecek mi? Verilmeyecek ama sadece o çevrim reset atması Q 0.0'ın durması için yeterli olmuştur. Bu da set resetli çözüm. Veya set resetli çözümde P ve N kontağı kullanmayalım. Set resetli değerlerde P ve N kontağı kullanmayalım. Bakın. Input 0.0 Q 0.0'ı setleri bir bit. Tamam mı? Ondan sonra yine bunu onu resetlemesini istiyorum. Yani input 0.0'ı Q 0.0'ı resetlemesini istiyorum bir bit. Az önce PLC'yi kullandığımızda gayet rahat olmuştu bu. Şimdi bakalım ne olur. Bastım input 0.0'a gitti setlede. Aşağı satıra iniyorum. Aşağı satıra indiğimde input 0.0'a bastım. resetledi. Burada gitti hafıza alanına ne yazdı? Bir yazdı. Bir aşağı satıra geldi. Hafıza alanına gitti. Buradan ne yazdı? Sıfır yazdı. Hafıza alanına en son hangi değer var? Sıfır. Hafıza alanına en son sıfır olduğu için bu çıkışın çalışmayacak arkadaşlar. Bunu denediniz devrelerinizde. Hocam bir tane anahtar kullanmayacağız mı yani? He? Bu devrede iki anahtar kullanacağız. Yok, bir tane kullanacağız. Şimdi bakın. Bakın. Bunu normalde kapalı kullanırsan. Öyle değil mi? Evet. Bir input'u içeride istediğim kadar açık veya kapalı kullanabilirim. Butona basmıyoruz. PLC run yaptık. Run yaptığımızda bura ne? Açık. Bir değer yok. Evet. Burası ne? Normalde kapalıydı. Normalde kapalıdan enerji geçti ve reseti çalıştırdı. Reset hafızalarına ne basıyor? Sıfır basıyor. Ve duruyor. Evet, istediğim oydu. Butona bastığında çalışacaktı. Bakalım butona bastığında hakikaten çalışıyor mu? Input'tan giriş verdiğin zaman input 0.0 komutanı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapatınca geldi Q0.0'a set bastı mı? Evet. Bastı. Q0.0'a yeni değeri bir oldu mu? Oldu. Aşağıya geliyoruz. Input 0.0 kontağını açtı. Açtığı için reset basabiliyor mu? Basamıyor. Elimi çektiğim anda ne olacak? Elimi çektiğim anda bura açık, set basmıyor ama set değil zaten fark etmez ama aşağı satıra indiğinizde elimi çektiğimde burayı normalde kapalı haline geliyor. Normalde kapalı üzerinden Q0.0'a reset basıyor. Yani en temel hali bu. Bastık, çalıştı, bıraktık, durdu. Kabul. Ama set ve resetin kullanılması, T ve N'nin kullanılması küçük problemlerde basit mantıklarla kullanıp bundan sonraki problemlerde bunu nasıl kullanabiliriz cevabı için bunu da ben sana artık burada gösterdim. Basılı tuttuğum mu söyleyeceğim çalışacak? Tabii. Soru o. O zaman niye set diyoruz hocam? Sete ne gerek var hocam? Sadece Q yapalım. Niye? Çıkışı zaten ilk devrem bu. Mantıklı olan da bu var. Soru, mantıklı çözüm bu. Tamam mı? Olması gereken bu yok dersek bunu yapacaksınız. Ama PVD'nin kullanılması veya bu şekilde kapalı kontağın kullanılması sadece çalışma mantığının anlaşılması açısından. Şimdi öyle yerler lazım olacak ki sana PVD. Kullanman gerekecek. Burada basit bir çıkış üzerinden PVD'yi kullandık. Burada zoomladığımız nokta asıl ne? PVD'nin olması. PVD'yi burada yalnız olarak kullandık ve çok daha net gördük. Yoksa mantık çözüm bu. Tamam. Başka? Yok hocam, tamam. Tamam.